Arda gittiği bir panayırda iki serbest atış üzerine kurulu bir oyun oynuyormuş. Aşağıdaki tablo Arda'nın iki atışının kaç tanesinin isabetli olacağının olasılık dağılımını ve bazı istatistik değerlerini veriyormuş. Rassal değişken x burada. x süreksiz rassal bir değişken yani sonlu sayıda değer. Buna zaman zaman sayılabilir. Değerler de denir. Evet alabiliyor. Demek istediğim Arda'nın iki atışından ya hiçbiri ya da biri ya da hepsi isabetli olabilir. Bu sıfır 0 isabetin bu 1 ve bu da 2 isabetin olasılıkları. Burada da x'in ortalaması ve standart sapmasını vermişler ve oyunun ücreti 15 liraymış. Arda her isabet için 10 lira kazanıyorsa oyundan net kazancının ki bunu n ile kısaltmışlar ortalama ve standart sapmasını bulunuz diye de sormuşlar. Hemen yeni bir rassal değişken yani N'yi tanımlayalım. N, ne? Arda'nın net kazancını tanımlayacak. Evet, net kazanç. N'yi X türünden tanımlayabiliriz. Bir bakalım. Net kazancı 10 çarpı isabetli atışların sayısı eksi oyunun ücreti yani 15 olacak öyle değil mi? N'nin olasılık dağılımı için küçük bir tabloda yapabiliriz. Tabloyu sorudaki tabloya benzetmeye çalışacağım. N net kazanca eşit Buraya da sonuçları yazalım. Eğer 0 isabeti olursa 10 çarpı 0 eksi 15 eksi 15 eder. Bu sonucun olasılığı Arda'nın hiç isabetli atışı olmaması ile aynı yani 0,16'dır. virgül Bir isabetli atışta 10 çarpı 1 eksi 15'ten eksi 5 elde ederiz. Bunun olasılığı da 1 isabetli atışın olasılığı yani 0 48'dir. Bu Arda'nın %48 olasılıkla 5 lira kaybedeceği anlamına geliyor. Son olarak da x 2'ye eşitken net kazancı 5'e eşit. Bunu da hemen not edelim. Artı 5 olasılığı da %36. Bizden net kazancın ortalamasını ve standart sapmasını bulmamızı istiyorlardı öyle değil mi? İsterseniz önce ortalamayı bulalım. Rassal bir değişkeni ölçe ölçeklendirirseniz ortalaması da aynı oranda ölçeklenir. Buna ek olarak eğer rassal değişkeni ötelerseniz ortalamanın da aynı oranda öteleneceğini göreceksiniz. Demek istediğim N'nin ortalaması x'in ortalamasının ölçeklendirilmiş hali. Yani 10 çarpı x'in ortalaması eksi 15'e eşit olacak. 10 çarpı 1,2 eksi 15. 12 eksi 15 bu da eksi 3 edecek. Standart sapmada ise durum biraz farklı. Çünkü burada dönüşümler biraz farklı değerlendiriliyor. Rassal bir değişkeni belirli bir oranda ölçeklendirdiğinizde standart sapmada aynı oranda ölçeklenir. Başka bir deyişle n'nin standart sapması x'in standart sapmasının 10 katı olacak. Bu noktada buradaki eksi 15'i yani az önce ortalama için hesaba kattığımız öteleme oranının ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Rassal bir değişkeni ölçeklendirirseniz dağılımı da aynı oranda ölçeklenir ama ötelemek ortalamadan ne kadar farklı olduğunuzu etkilemez. Bu yüzden de standart sapma ötelemeden değil sadece ölçeklendirmeden etkilenir. O halde ne N'in standart sapması 10 çarpı 0.69, 0.69 yaklaşık bir değer olduğu için bunun da yaklaşık bir değer olması lazım. Evet, net kazancın standart sapması yaklaşık olarak 6.9'a eşit olacak. Bunun net kazancın olasılık dağılımı, bunun da ortalaması olduğunu bir kere daha tekrar edeyim ve işte bu kadar.